sözünden. Zerre kaçmaz hey dost harifler gözünden. Kemal Atatürk'e hey dost aydın gezinden. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi bu cumartesi de sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz hepimiz. Ağustos ayının da sonlarına yaklaşıyoruz. Sıcak yaz bitmek üzere. Yakında hazan mevsimini yaşayacağız. Ve aşklar daha bir anlam taşıyacak hazan mevsiminde. Fethiye'nin televizyonu Kanal F hazan mevsimiyle birlikte ataklarına devam edecek. Sadece Türk halk müziği ile değil, Türk sanat müziği programlarıyla daha bir değişiklik katacağız cumartesi gecelerine. Fethiye'mizin Türk sanat müziği söyleyen insanlarını karşınıza getireceğiz. Ve Türk sanat müziğinde de Fethiye'de Kanal F bir numara olacak. Şimdi bugün sizlere programımıza katılan yerel sanatçılarımızı tanıtıyorum. Evet, hasretle beklediğiniz 3 haftadır Çakıcı nerede diyen izleyicilerimiz. Evet, bugün Mehmet Emin Çakıcı karşınızda. Ve gerçekten ikinci olarak sesiyle, sazıyla gerçekten büyük usta Sayın Süleyman Günal kardeşimiz karşınızda. İbrahim Güngörmez ve Gökben Köyü'nden Eyüp Tat amcamız bugün programımıza renk katacak, şiirlerini okuyacak. Artı elindeki cüra mıdır Eyüp amca? Evet, cürasıyla eşlik edecek. Geçen programımızda bundan 3 ay önce Eyüp amcamız yine böyle programımıza katılmıştı. Fakat program başlamazdan önce o sazının neleri kırılmıştı Eyüp amca? Efendim? Burgusu kırılmıştı. Sizlere bir şeyler çalamamıştı. Bugün hepsinin acısını çıkaracağım diyor. Evet. Yusuf Yüksel kardeşim. Evet, geçen hafta Gonca kardeşim vardı. Daha önceki haftada Kanal F'nin sesi olarak Gonca buradaydı. Fakat Gonca 2 gündür hastaymış. Maalesef radyodaki programlarını da yapamıyor. Biz Gonca'ya buradan geçmiş olsun diyoruz. Ve Osman Aslan kardeşimiz var. Evet Çakıcı. Sizleri tanıdık. Ne diyeceksin bugün sevgili Fethiye halkına? Şöyle ver. 3 haftadır neler yaptın? Şimdi ben çok arkadaşlarla arkadaş oldum buradan gidelden beri. Evet. Şimdi affedersiniz. Eşeğe deve bir arkadaş olmuş. Evet. Bir hırsızlığa gidelim de karnımızı doyuralım demiş. Eşek ve deve. Eşek ve deve. Evet. Deve demiş, benim boyum çok yüksek, beni görürler. Ya sen görürlerse biz hallederiz işi demiş. Evet. Gitmişler bir narınca bahçesinin içine girmişler. Deve yukarısını yermiş, eşek de döküleni yermiş. Evet. Eşek coşmuş karnı doyunca, karnı doyduğun adam çeşit oluyor ya hani. Evet, evet, evet. Ben bir şarkı söyleyeceğim demiş. Evet. Deve kardeş demiş. Deve de demiş, biz bu ara hırsızlığa geldik. Senin şarkı çok uzun sürer. Şimdi bizi bu arada köylü tutar, döver, erizir oluruz demiş. Yok yok, ben coştum demiş. İlle söyleyeceğim demiş. Evet. Söyle bakayım demiş deve. Tabii anırmış, anırması şarkı uzun, gazel gibi anırmış. Köylü bu nedir diye toplanmış. Eşeğiyle deveyi tutmuş. Vermişler sopayı. Evet. Eşeğin eline yanı bağlamışlar. Devenin hörgücüne koymuşlar, devenin kuyruğunun altına bir kızıl çanta koymuşlar, koy vermişler. Deve zöm 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 koşarmış. Evet. Deve kardeş yavaş koş. Benim eğik emplerim kırıldı demiş eşek üstünde. Hı. Deve de ne yavaşça kardeşim, senin şarkı beni coşturdu demiş. O gibi. Evet. Benim zeroş arkadaşlarım beni coşturdu bu hafta. Evet. O kadar. Evet. Dilersen önce Aysel kız diyelim. Ne evet. Dersin Çakıcı? Evet. Buyurun. Tamam. Thank you.
Ay sen gider boyuna, hele bakın boyuna. Ay sen çıkmış boyuna, hele bakın boyuna. Şu canlarım kurban olsun, bu canlarım kurban olsun. Ay sen kızın boyuna, aman aman ay sen kız. Çık ortaya ay sen kız, aman aman ay sen kız. Çık meydana ay sen kız. Özel misafirim geldi, özel dostlarımız geldi. Zuhra'yı vur ay sen kız. Elbiseni ben biçtim, yeni bir derde düştüm. Elbiseni ben biçtim, yeni bir derde düştüm. Ne kötü kaderim var, ne kötü kaderim varmış. Hayırsız yâre düştüm, hayırsız yâre düştüm. Aman aman ay sen kız, çık meydana ay sen kız. Aman 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 ay sen kız, çık meydana ay sen kız. Özel misafirim geldi, özel misafirler geldi. Zorayı bul ay sen kız. Çok çok teşekkür ediyorum bu güzel sesi için. Süleyman Bey, şimdi Çakıcı ile daha önce söylediğiniz çok güzel bir türkü var. Bir muazzezli bir şey var. Onu söylesen ne dersin? Döktür muazzez. Evet, döktür. Muazzez döktürsün istersen. Evet Çakıcı. Bacacılar erken yapar bacacılar.
Evet Çakıcı, Döktür Muazzez türküsünü bu şekilde dinledik. Bir de senin yorumuna dinleyelim, ne dersin? Ey siyah gözlü kadın. Hayır, aynı türküyü bir de senin yorumunla dinleyelim. Aynı türküyü ha? Evet. Sapından, elimde yayılacak, sapından tutulacak. Evet sevgili izleyiciler, aynı türküyü Çakıcı yorumuyla dinleyelim. Elinde yaylı bıçak, sapından tutulacak, sapından tutulacak. Bu nasıl baldır bacak, bu nasıl baldır bacak. Kimlere nasip olacak, kimlere nasip olacak. Hele 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 yürü be, istemeden bir be. Ördek göllerde olur, ceylan çöllerde olur, ceylan çöllerde olur. Yarı çirkin olanı, yarı çirkin olanı, gönlü ellerde olur, gözlü ellerde olur. Hele 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 gelin. Yarın kumlar dolacak. Yarın kumlar ördeği suya deşir, aklını tepeye deşir, aklını tepeye deşir. Hele 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 gelime. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere yine döneceğiz. Bu arada Osman Aslan arkadaşıma dönmek istiyorum. Ve karadır kaşların ferman yazdırır diyor Osman. Diyar diyar gezdirir.
var kim gelse yaramaz durup yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, azlı yarın hayali karşımda durur. Kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarımdan bağla salar zincire, kırarım zinciri gelirim yarın. Ormanlardan aşarım aşar gezerim, nazlı yâri kaybedip ağlar gezerim. Şaşmazam geldi unutma alma. Ya. Uzaklara gitsem gelirim diye kalbimi sakladım veririm diye. Allah bana ölüm ver, ayrılık verme. Allah bana ölüm ver, ayrılık verme. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, aldı yarın hayali karşımda durur. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Fethiye sokaklarında rastladığınız, hepinizin çoğu zaman her gün gördüğünüz bir amcamız var. Eyüp Tat Gökben köyünden. Şimdi kendisini size tanıtacağım. Eyüp amca nasılsın? Çok şükür elhamdülillah. Kendini İyiyim. Bir tanıtır mısın? Fethiye halkı biliyor ama bir de bizim evet, ekranlarımız efendim, karşısında. Ben 1933 doğumluyum. Evet. Şu an yaşımı söylemek istemiyorum ama evet. 60, 61, 62 evet. olabildiğini tahmin ediyoruz. Tabii doğumdan beri Gökmen köyünde yaşamaktayız. Evet. Yalnız yaşamdan önce babama, anneme kucak dolu teşekkür ediyorum. Yerinin mülküne değil. Bazıları anamdan ne kaldı, babamdan ne kaldı, bana yer mi diyor. Yok. Peki siz niçin teşekkür ediyorsunuz? Ben şöyle teşekkür ediyorum efendim. Babam rahmetlik anneme güzel emek vermiş. Evet. Annemiz mutlu olarak bizi muhafaza etmiş. Evet. Topar takat olarak bırakmamış. Allah izniyle bu saati bize hediye olarak bırakmış. Evet. Bunun için anneme babama kucak dolu teşekkürler sunuyorum. Yerine mülküne teşekkür etmiyorum efendim. Evet. Taştan ekmeğimi alıyorum Allah'a şükür. Çalışabiliyorum. Yalnız tabii Gökmen köyü çok eski köylerden, tarihi evet. bir köylerden olan bir köy. Tabii zamanla kervancılık yapıldığı zamanları Gökmen köyü Karadeniz'e göç, yaylaya göç yapıyorlar ama kellal okutmuşlar bu Fethiye civarına. Evet. Gökmen köyü göçeceği zaman kimse yola çıkmıyor o zaman. Neden acaba Gökmen köyü yola çıkmıyor? Efendim o zaman Gökmen köyünün bir geçerli zamanı, sayılı bir zamanı. Evet. Şöyle diyoruz. Yani burada, bir saygınlığı var Gökmen köyü. Evet, saygınlığı var. Biz de diyoruz şimdi
Evet kardeşim, Gökmen köyü deyip de geçme. Sakın kardeşim, terliyken soğuk suyu içme. Evet. Vardır Gökmen köyünün paşası, müdürü, avukatı, komiseri, memurdur Gökmen köyünün ekseriyet çoğu. Evet. Gökmen köyü hem varı bilir hem yoğu. Yoktur Gökmen köyünün yaylası sulama suyu. Ezeli tarihten kadarına kanat kadar Gökmen köyü. Evet. Evet. Gökmen köyü biraz yüksektir, mendoza topuk atar. Gökmen halkı çok çalışkandır, balık aylığa katar. Tüccar olur, Ağustos, Eylül ayında nohut satar. Evet. Evet efendim, Gökmen köyü, Gökmen köyü değişmez bir zaman huyu. Yüksek kayalarda olur Şahin yuvası, Gökmen köyü yüksektir, serindir biraz havası. Yükseğinden bakarsan görülür engin avdan ovası, Gökmen halkı çalışkandır, akşamları dans eder zeytinyağını elindeki tapası. Evet. Evet. Teşekkür ederim Eyüp amca. Evet, biraz sonra isteklere, telefon bağlantılarına başlayacağız. Ama ben şöyle çakıcı sazı bir eline al, şöyle bir al. Ve ey siyah gözlü kadın diyelim çakıcı. Gidelim aman aman.
çocuk, ben de sana vurgunum. İstersen gel beraber gidelim aman aman. Teşekkür ederim çakıcı bu güzel türkü için. Gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz, anam yaramaz. Kendi başıma
anam başımı. Sele kavu kattı tatlı aşımı, anam aşımı. Kalk gidelim sevdiğim, bu el bize yaramaz, anam yaramaz. Gel gidelim sevdiğim, bu el bize yaramaz, anam yaramaz. Bu kadar biliyorum efendim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Şimdi arkadaşlarımız bağlantı kurmaya çalışırken ben bilhassa Kargı'dan günlerdir bize bir istekte bulunan Bezir Osman amcamın için Çakıcı Süleyman ve Yusuf Yüksel kardeşim söylüyor. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Söyleyeyim. Sen beni unut, ne
türkü için çok çok teşekkür ediyorum. Kazım Alkar'ın bir parçası, Ağda Sevgilim. Çakıcı Ormancı diyor, şu an sevgili izleyiciler Ağustos ayı içinde nice kardeşimiz askere gidecek ve biraz önce arayan Durmuş kardeşimiz de bilhassa askerlerimiz için istiyor ve Çakıcı söylüyor, Ormancı. Thank you.
kavmesine baktım olaya, baktım olaya. Bay Mustafa başlamış bu meydana. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze sen sandın, yoktan bir ay. Aman ormancı, canım kafayı, çekmiş kafayı, söz anlamaz olaydı, çözermiş masayı. Aman orman, ormancının evleri kaya başında, kaya başında. Ormancının sevdiği kızlar 14 yaşında. Aman orman, köyümüze sen saldın, yoklar bir ay. Evet,
Çok teşekkür ederim bu güzel türkü için. Ve sırada bir başka izleyicimizi alıyorum. Evet, alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Biraz daha yüksek sesle bağırır mısınız? İyi akşamlar Celal Bey. İyi akşamlar, buyurun. Çakıcı amca ben... İsmini de alabilir miyim? Şaban Kolsuz. Evet Şaban Bey, buyurun. Çakıcı amca ben köy şeytandır kadınların kocası. Köy şeytandır bunun adı. Kadınların kocası. Köy şeytanları kadınların kocası. Evet. Doğru yola gitmez genci kocası. Dost gönlünü düşmanı olur nicesi. Önümüze kuyu kazan kadınlar herhalde değil mi efendim? Evet. Efendim, evet. Tamam. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kadın dileğinizi yerine getiriyorum. İyi akşamlar. Şeytandır kadınların hocası. Köy şeytandır kadınların hocası. Doğru yola gitmez oldu genci kocası. Dost görünür düşman olur nicesi. Önümüze buyur kazan kadınlar. Önümüze buyur kazan kadınlar. Bazı kadın yuvasını batırır. Bazı kadın yuvasını batırır. Beğenmez döşeği dostum çuğla oturur. Aslanın yerine çakal yatırır. Çok karıştı şu dünyanın düzeni. Çok bozuldu bu dünyanın düzeni. Kadınlar çıkmış da gayrı bizde yüceye. Kadınlar çıktı da gayrı bizde yüceye. İhtibar kalmadı habis hocaya. 10 yaşına varır varmaz kaçar hocaya. Çok karıştı şu gün dünyanın düzeni. Çok bozuldu bu dünyanın düzeni çok. Kötü değil. Kötü değil de önümüze uyu kazıyorlar işine gelmezse. Evet. Evet. Annem olsa da güvenmem. Emdiğim sütleri kabul ediyorum ama hile diyorlar bak. Çünkü seni düşürmeye çalışıyorum. Peki sen kadınlardan çok çektin mi? Çok. Çok. Her şeyin bir burancı oluyor işte. Biz de böyle bir yiyoruz, gittik. Allah kabul etsin. Evet, sevgili izleyiciler. Olur, bir şeyler olur. Hadi. Evet, bu fikir Çakıcı'nın fikri. Biz Çakıcı'nın fikri diyorum ve bir başka izleyicimiz var.
Teşekkür ediyorum ve bir başka izleyicimizi alıyorum. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum ben? Ayarkar köyünden Teslime Mutlu. Evet Teslime Hanım, buyurun. Ben sen çıkacağım dedi ama şey istiyorum. Şudur bilinç algısı. Söyleyebilir mi? Tabii, şudur bilinç algısı evet. Biraz sonra programımızda var. Evet, kimin çok... için istiyorsunuz? Abim bayram için. Evet. Ve ailem için. Evet, çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok İyi akşamlar diliyorum. Evet, sevgili izleyiciler. Meşhur bir türkü vardır. Yıllar öncesinin, bundan 40-50 yıl öncesinin bir türküsü. Kiremitte buz musun? Gelin misin, kız mısın? Yarın size geleceğim, evde yalnız mısın? Bu
Bu türkünün bir öyküsü de var fakat ben bunu anlatamayacağım sevgili izleyiciler. Yalnız bu türkünün mimarı, türkünün sahibi Seki Köyü'nden merhum Hacıların Osman'ı Sucu Osman değil mi Süleyman Bey? Öldü. Öldü. O türküyü Kiremit'te Buzmuş'un türküsünü tüm şekilde hemşehrilerimiz için ve Fethiye'de bu türküyü anımsayan izleyicilerimiz için Süleyman Günal seslendiriyor. Evet Süleyman. Kiremit'te buz musun, gelin misin, göz müsün? Kiremit'te buz musun, gelin misin, göz müsün? Yarın
yedim. Ne güzel bulur Erzurum'a vardım. Dumanlı dağlar, dumanlı dağlar. Elleri koynumda bir çocuk ağlar. Oh anamanım nasıl dayan. Elleri koynumda bir gelin ağlar. Oh anamanım nasıl dayan. Da başı ne çadır açarım. Gece da başı ne çadır açarım. Bulamazsam zehir içerim, zehir içerim. Eğer seni bana vermezlerse seni buradan alır kaçar. Seni bana vermezlerse canım, canım bu ellerde alır kaçar. Çok çok teşekkür ediyorum. Kerem'i aslından koparma ben.
gözyaşımı. Çiçekleri takma başına, elvan çiçekleri takma başına, kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Senin ağlatırsan doyma yaşına, ala gözyaşını, sile yollarını. Duvar olsaydım, belki yasta
inanırdın bana, bana hapısta duvar olsaydım, olsaydım. Saydım olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım. Şu yarada kan olsaydım, olsaydım. Dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu başka, bunu ben söyleyeyim, bu başkası. Thank you.
bulamadım, yar bulamadım. Yaralandım, alkanlara belendi, elimin kanını yur bulamadım. Yaralandım, alkanlara belendi, elimin kanını yur bulamadım. Oturmuş posta, oturmuş posta. Bir zaman sağ gezdi, bir zaman hasta. Hasta halin nedir, der bulamadı. Hasta, hasta halin nedir, der bulamadım. Bir sultan aptalı olsam, üstüm mor sümbüllü bağlar ben olsam, bağlar ben olsam. Alem çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Alem çiçek olsa, arı ben olsa, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Evet, şarkıcı bu parçayı ayrıca biraz önce saray lokantasında birlikte olduğu şaşmaz annelerimiz için çalıyor. Yeah.
açtım da geldim. Boyumu üstümde kadar, bu kadar. Çok sağ olun. Sayın kardeşlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim hepsinden. Evet. Çok çok. Bütün Fethi halkına teşekkür ederim. Ve misafirlerimize de. Çok çok teşekkür ederim. Yanaklarım oldu dibim. Allah'ın sabah oldu namazını vadine. Uyan uyan sabah oldu namazını. Al vadimem, gül vadimem, yanaklarım al vadimem. Uyan uyan sabah oldu namazını vadimem. Uyan uyan sabah oldu namazını vadime. Çok çok teşekkür ediyorum ve son telefonu thank you.
Oya
ağlar mı dakan başındaki yazmayı? Yazmayı vay. Yer gideni bela gözüm yavrum gezmelere aman. Aman aman. Ayağın aman. Çokça da içtim kafaladım duman. Söylediğim gibi gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek türkülerimiz kadar güzel günler, geceler sizlerimizde. Hoşça kalın. Hepinize iyi günler efendim. Teşekkür ederiz.